Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin beka projelerinden olan Baykar savunma üretimi Bayraktar Akıncı TİHA, Teknofest'te boy gösterirken Batı medyası Akıncı'yı gördükten sonra sessiz kalamadı. Fransa artık şaşkınlığını daha fazla gizleyemedi ve France 24 tarafından yapılan bir haberde gözlemcileri şaşırtan şey ise şu: bu aile şirketinin bu sistemleri nasıl bu kadar hızlı bir şekilde geliştirdiği. Akıncı henüz daha 2 yıl öncesine kadar prototip halindeydi. Türkiye askeri alanda tam bağımsızlığı hedefliyor ifadelerine yer verildi. Türk ordusunun yeni mücevherini görüntüleme fırsatı bulmuş olmanın verdiği mutluluğu aktararak başlayan haber, devamında Teknofest'te hem ulaşımın hem de girişin tamamen ücretsiz olmasının yanında 2 milyondan fazla katılımcının katıldığını aktardı. Haberde fuarın sivil teknoloji üzerine kurulu olduğu, fakat en çok ilgiyi yine Bayraktar kardeşlerin üretimi olan yerli insansız hava araçlarının çektiği dile getiriliyor. France 24 haberin devamında Bayraktar Akıncı TİHA hakkında şöyle söylüyor: Libya ve Azerbaycan'daki başarılı operasyonlarının ardından Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin bayrak taşıyıcısı haline gelmiş durumda. Bugün ise halk Baykar savunmanın en yeni tasarımı Akıncı TİHA ile tanıştı. En yeni model olan Akıncı TİHA, çift motorlu, 20 metre kanat açıklığına sahip ve kalkışta 6 ton ağırlığında. İnsansız hava aracı kadar popüler olan ise onu yapan ikili. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve abisi Haluk Bayraktar. Bayraktar ailesine ait Baykar Savunma Şirketi, Akıncı TİHA'yı prototipten bitmiş ürüne sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede getirdi. Gözlemcileri şaşırtan şey ise şu: bu aile şirketinin bu sistemleri nasıl bu kadar hızlı bir şekilde geliştirdi? Akıncı henüz daha 2 yıl öncesine kadar prototip halindeydi. Haberde Baykar savunma CEO'su Haluk Bayraktar'ın sözlerine de yer veriliyor. Haluk Bayraktar, Türkiye bundan 20 yıl önce kendi insansız hava araçlarını üretmek için yerli firmalara destek kararı aldı diyor. Yani bu dronlar yerli olacak. Bu yüzden Türkiye kendi şirketlerini ve startuplarını destekledi. 20 yıl önce bir startuptık ve sadece 7 kişiydik sözleriyle konuşmasını tamamlıyor. Fransız basını haberinin sonunda Türkiye'nin yerel aktörlerin daha fazla çok yönlülüğüyle izin vereceğini ve ordusunu kendi kendine yeterli hale getireceğini, Baykar savunma sayesinde çok düşük maliyetlerle yok edici bir filo yaratacağını ve savunma sanayisini gerekli durumlarda hesaba katılması gereken bir güç haline getireceğini aktarıyor. Yaklaşık 20 yıldır kendi emekleri ve çabalarıyla savunma sistemlerini geliştirmeye çalışan Türkiye'ye uluslararası camialar tarafından örtülü ve açık bir şekilde birçok kez ambargo uygulandı. Hatırlarsanız yakın geçmişlere bunun örneklerine şahit olduk. Türkiye şu anda günümüzde günlük olarak terör örgütlerine operasyon düzenleyen tek ülke konumunda ve bazı uzmanların yorumlarına göre Türkiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde sınır güvenliğini tamamen İHA ve SİHA'larla sağlayan bir ülke konumuna gelecek. Peki gerçekten Akıncı TİHA nasıl bu kadar hızlı geliştirilip kısa süre içerisinde mantere alındı? Aslında Akıncı'nın ortaya çıkış hikayesi şöyle: 2016 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı bir proje bilgi ilanı yayınladı. Bu ilanda yerli ve milli Türkiye menşeli firmaların 4,5 tondan fazla maksimum kalkış ağırlığında ve yerli sistemlerle donatılmış bir insansız hava aracı üreteceği bildirildi. Bu projeye birçok firmanın yanında dikkat çeken iki firma başvurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu firmalardan biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde bulunan TAİ, diğeri ise Baykar Makina. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ocak 2018 tarihinde bu proje için Baykar Makina görevlendirildi. Baykar Makina, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu proje için şart koştuğu alt sınırlarla yetinmekle kalmayıp, Türk mühendisliğinin
ve şirket kapasitesinin sınırlarını zorlayacak, belki de o an için yapması mümkün olmayan bir proje takvimi hazırlayıp sundu. Bu anlayış ve idealizm sonucunda da başarılı olmamaları tabii ki imkansızdı. Baykar Makine bünyesinde bulunan mühendislerimiz ve tüm çalışan arkadaşlarımız sayesinde Türkiye, 1000 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip, male, orta irtifa, uzun havada kalma sınıfı İHA üreten 6 ülkeden biri haline geldi. Akıncı, 2 turboprop motora ve yaklaşık 1,5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip 6 ton ağırlığında bir silahlı insansız hava aracıdır. Hava-hava muharebesi yapabildiği için taarruzi insansız hava aracı TİHA olarak da adlandırılmaktadır. Akıncı'ya ait ilk resimler Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarpmıştı. İlk başta motor toplantısı Ağustos 2019'da Ukraynalı bir turboprop motor Ivşenko Progress AI-450C ile başlamıştı. Daha sonra Selçuk Bayraktar'ın yaptığı bir paylaşımda TEİ tarafından üretilen ilk yerli ve milli SİHA motoru PD-170 ile donatılacağı açıklanmıştı. İnsansız hava aracının ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası silahlı insansız hava aracımız ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 16 dakika süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş gerçekleştirdi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.